Herkese merhaba. Yeni bir yoga videosuna hoş geldiniz. Bu defa yoga yapmayacağız. Yoga ile ilgili konuşacağız. Çünkü yogaya nasıl başlamalıyım? Yoga yaparken nelere dikkat etmeliyim? Gibi önemli sorular var. Bunlarla ilgili konuşmak belki yoga yapmaktan daha da önemli. Çünkü kendimize zarar vermemeliyiz yoga yaparken. Ve bir yerden başlamalıyız. Şimdi yogaya herkesin başlama hikayesi çok farklı. Ben videolar izleyerek başlamıştım çünkü merkezden çok uzaktaydım. Gidebileceğim herhangi bir yoga stüdyosu yoktu. Siz de eğer koşullarınız uygun değilse, fırsatınız yoksa eğer videolar izleyerek başlayabilirsiniz. Onun dışında yoga stüdyosuna gitmeniz hem sağlığınız açısından hem verdiği koşullar açısından hem de her şeyi kolayca önünüze sunduğu için çok daha avantajlı. Fakat el vermiyorsa eğer koşullar, evde bu videoları yapabilirsiniz. Bunları yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Onları konuşmak istiyorum. Öncelikle rahat ve sizin hareketlerinizi kısıtlamayacak kıyafetler gerekli. Bunun için alışveriş yapmaktan bence çekinmeyin. Çünkü bu hep yanınızda olacak ve sizin için önemli kıyafetler ve zihinsel olarak sizi yoga yapmaya hazırlayacak. İkinci olarak da bir yoga matı, evet gerçekten para verilmesi gereken önemli bir konu. Çünkü kayıp düşebiliriz ve yoga matı bizim için her zaman bir stüdyo gibi olacak. Yoga matına para vermekten hiç çekinmeyin. Çünkü o size ait olacak. Özel hem de hijyenik olacak ve orası da sizin yoga yaptığınız stüdyo gibi olacak. Nereye sayarsanız orası sizin yoga stüdyonuz olacak. Bu yüzden İngilizcesi de mat ayrıca. Yoga matı ve kıyafetler bizim için çok önemli yogaya başlarken. Bu hem aynı zamanda kayıp düşmemizi engelleyecek, zaten amacımız vücudumuz için iyi bir şey yapmakken herhangi bir şekilde kendimize zarar verecek bir şeyden uzak durmamız lazım. Bunun haricinde yoga yaparken özellikle çorapları çıkarmamız lazım. Çünkü yere hem iyi köklenmek, yeri ayaklarla hissetmek hem de kayıp düşmemek için çorapları çıkarmak önem taşıyor. Onun dışında yoga yapmadan en az bir saat önce yemek yememek lazım. Bu çünkü bu fizyolojik olarak çok sağlıklı bir şey değil. Daha önce de hafif şeyler yemek yoga yapmanızı rahatlatacak ve vücudu da daha iyi konsantre olmanızı sağlayacak. Yoga sonrasında mutlaka bol su için. Çünkü vücut artık birçok şeyi atmaya yönelik olacak kaslardan. Suyla da arınacak. Bunlar aslında çok önemli bilgiler. Bunların hepsini birlikte yaptığımız zaman yoga olacak. Onun dışında en önemli şey bizim için yoga yaparken kendimize zarar vermemek. Çünkü buradaki amacımız tamamen bedene katkı sağlayacak şeyler yapmak. Her beden farklıdır. Sizin de hassas noktalarınız, sakatlıklarınız olabilir. Bunları yoga yaparken gözetmeniz gerek. Özellikle boyun, bel ve dizler çok önemli. Bu üç yerde herhangi bir şiddetli acı hissettiğinizde mutlaka bırakmanız lazım. Bu üç yeri çok dikkatli, özellikle dizleri kollayarak yoga yapmamız çok önemli. Bunun haricinde bazen hani acı dediğimiz şey bazen yoğunlaşma oluyor. Kasların açılması için böyle hafif bir acıya ihtiyacımız var. Bu bizim istediğimiz ve çok keyif aldığımız bir şey aslında yoga yaparken. Sıkıntı olan şey bıçak darbesi gibi keskin acılar kesinlikle olmamalı. Bu çok ciddi sorun olduğu anlamına gelir. Siz de yoganızı yaparken bedeninizdeki tüm noktalara ve kaslara dikkat ederek herhangi bir sağlık sorununuz varsa onları gözeterek yapabilirsiniz. Bu arada hep şu var, ben yeterince esnek değilim ya da yeterince güçlü değilim, yoga yapabilir miyim gibi sorular çok gündemde. Zaten yoga en çok yeterince esnek olmayan, yeterince güçlü olmayanlar için çok yararlı olacak. Çünkü elimi attığım zaman ben de ilk zamanlarda bu kadar uzun kollarım olmasına rağmen eğildiğim zaman yere dokunamıyordum. Ve bunun çok uzun bir süreç sonra ancak yere dokunabilmeye başladım.
bu büyük bir gelişme aslında. Kasların açılması, uzaması ve esnemesi bizim için mükemmel bir sağlık. Kaslar açılırken omurga da aynı zamanda açılıyor ve yükseliyor. Bu bizim kendimize sağlayabileceğimiz en büyük yarar. Böyle bir söz var, omurganız ne kadar esnekse o kadar gençsiniz diye. Kesinlikle çok doğru ve biz bütün yatırımımızı buna yapıyoruz yoga yaparken. Herkesin vücut yapısı farklı olduğu için mesela birinin gövdesi uzunsa yere eğildiği zaman tamamen yere dokunabilir ama bacakları yere gelmeyebilir. Bacak boyu daha kısa olabilir. Bu tam tersi olabilir. Veya çok esnek olanların güçlenmeye ihtiyacı vardır. Çok güçlü olanların esnemeye ihtiyacı vardır veya her ikisi birden yoktur. Bunların hepsini yoga yaparken kendimize sağlamaya çalışıyoruz. Birinde olan birinde yok. Her beden farklı çünkü hepimizin hayatları ve yaşadıkları çok farklı. Bu yüzden vücutlarımız da yaşadıklarımıza göre şekilleniyor. Mesela boyun kaslarının kısa olması ve çok ağrılar olması çok stresli hayat yaşayanlara, mesela çok kambur olanlar, sürekli masa başında çalışanların bedenlerine kattıkları fizyolojik değişiklikler. Doğal olarak bunlar farklı farklı etkiler yapıyor ve biz de farklı şekilleniyoruz yaşadıklarımızla. Çok en önemli şey yoga yaparken kendimizi ne yoga hocasıyla, ne arkadaşlarımızla, ne başkalarıyla karşılaştırmamalıyız. Hayatın her yerinde olduğu gibi. Özellikle yoga yaparken bedenimize bir katkı yapmaya çalışıyoruz ve lütfen bedenimize ilk önce şefkatli ve anlayışlı olmayı öğretmek zorundayız. Şefkat ve anlayış yoga yaparken bence en önemli ölçüler. Kendinize zorlamak, kasmak, tekrar tekrar düşmek, bunları tamamen anlayışla karşılayın. Yapamadıklarınızı bilin ki böyle bir bedenle, böyle bir hayatla yaşıyorsunuz ve geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun dışında şöyle bir durum var. Yoga yaptıktan sonra bazen çok farklı duygular içine girebiliyorsunuz. Bu çok konuşarak anlatılacak bir şey değil. Özellikle yeni başlayanlar bunu çok güzel yaşayabiliyor. Ben bununla ilgili birkaç yorum aldım ve inanılmaz mutlu oldum bunları duyduğuma. Çünkü vücut daha önce hiç o pozlara girmemiş. O poza girdiği zaman duygular açığa çıkıyor. Bedenimize sakladığımız tüm stres, tüm korkular, hatta travmalar açığa çıkabiliyor yoga yaparken. Çünkü o kasları açıyorsun ve esnetiyorsun. Ve eğer iyi konsantre olmuşsan, zihin de buna izin verirse çok inanılmaz bir duyguları dışarı çıkarma yaşayabiliyorsun. Bunlar da gözyaşlarına dönüşüyor. Ben bunu hayatımda belki 6-7 kere yaşamış olabilirim. Her defasında da inanılmaz güzel duygular yaşadım. Ve sizin de eğer gözyaşlarınız geliyorsa Shavasana'da onları kesinlikle durdurmayın. Bırakın gözyaşlarınız aksın. Çünkü o gözyaşlarıyla beraber bedene sıkıştırdığınız tüm o kötü duygular açığa çıkacak. Ve oradan artık yok olacak. Eğer biz izin verirsek zihinsel olarak bu çok önemliydi. Bence bilinmesi gereken, ben bir şeyleri yanlış mı yapıyorum gibi düşünceler olmaması için zaten bizim yoga ile ulaşmak istediğimiz şey bu. Bağ dokulara sıkışmış tüm korkuları, öfkeyi, nefreti ve travmaları açığa çıkarmak. Belki de en önemli yoganın işlevlerinden biri bu. Umarım birçoğunuz bu ana ulaşır. Bunları duymaktan da ben çok mutlu olurum. Ben duyduğum zaman ben de gözlerim doluyor bunları duyduğum zaman. Çünkü o yoğun duyguların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu arada
Söylemek istediğim şeylerden biri de nefes. Ben sürekli yoga yaparken nefes al, nefes ver, nefes al. Sanki biz nefes almayı bilmiyor muyuz diyebilirsiniz. Ben de ilk girdiğim derslerde buna çok şaşırmıştım. Çünkü evet, çoğumuz nefes almayı bilmiyoruz. Yani nerede nefes alacağız ve nerede vereceğiz bunu tam olarak bilemiyoruz. Nefes alışımızın farkında değiliz ve birçok nefesimizi farkında olmadan alıp veriyoruz ve çoğu kısa kısa, kesik kesik. Bunlar iyi bir şey değil vücut için. Biz yoga yaparken nefesimizi uzun alıp uzun vermeye çalışıyoruz ve aynı zamanda mesela bir yerde nefes ver diyorsa orada enerjinin yönlendirileceği tarafı söylüyor. Yani hareketlerimiz nefesle beraber yönleniyor ve bir döngü içine giriyor. O yüzden nefesler çok önemli. Çok nefes nefese kalmamanız gerekiyor. Bunları ayarlayabileceğiniz düzeye, belki hareketleri yavaşlatarak, belki yorulduğunuz yerde hemen bir çocuk pozisyonunda dinlenerek, videoyu durdurarak sonrasında devam edebilirsiniz. Nefesleri hareketlerle senkronize biçimde yapmak enerjinin doğru dönüşünü sağlayacak beden içinde. O yüzden nefeslere bu kadar çok önem veriyoruz videolarda. Atladığım başka bir şey var mı? Onlara bakmak istiyorum. Sanırım her şeyi söyledim. Vücudunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. Ve ona göre en uygun, en doğru hareketleri siz biliyorsunuz. Bunların dışına çıkmamaya çalışın. Ve yoga yaparken daima aynı sınır içinde kalmayın. Sınırlarınıza doğru yürüyün. Yani daha ne kadar ben bu pozda derinleşebilirim? Bu çok önemli, sınırlara doğru gitmek. Çünkü hep aynı şeyler, ben uzun yıllar bunu yaptım aslında. Hep aynı şeyleri yapmak ve sınırlarıma ilerlememek benim hatalarımdan biri oldu. Çok daha iyi gelişebilirdim belki. Bu beni, önümü tıkayan bir şey oldu. Sınırına doğru yürümek ama sınırı geçmemek en önemli şey. Yani sınırınızın ötesine çıkmamanız lazım. Bu da bedene saygıya giriyor. Burası çok önemli. Benim söyleyeceklerim aslında bu kadar. Yalnızca son bir şey söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Son zaten yoga pozu ile ilgili, Shavasana ile ilgili söylemek istediklerim var. Ben videolarımda bunu uzun 5-10 dakika kadar bir süre ayırmıyorum. Fakat siz ayırabilirsiniz. Shavasana'yı kesinlikle atlamayın. Bu yoga için en önemli poz. Yoga yaparken ya vücudun girdiği bütün önemli asanalar en son orada şifalanacak ve orada arınacaksınız. Hepsi bedene yerleşecek ve o kısım, en önemli kısım, onu mutlaka yapmanızı istiyorum yoga yaptığınız zaman. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Belki başka ekleyeceklerim olabilir çünkü hep sonradan aklıma bir şeyler geliyor. O zaman sizin sorularınızla veya geri dönüşlerinizle beraber buna ek bir video çekebiliriz. Bir de yoga nedir diye bir video da çekmek istiyorum aynı zamanda. Bu videoda böyle kalsın. Sonrasında eklemeler yapalım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yoga videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.